Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Allohga hamd, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Sizlarga Allohning salom bo'lsin. Vatanimiz Sharqi Turkistonga eng yaqin fursatda hurlik va mustaqillik bo'lsin. Hurmatli qarindoshlarim, men bugun sizlar bilan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda insonlarni eng agohlantirgan nihoyat xatarlik bir masalda o'rtoqlik uchun bu ekranda turibman. Qarindoshlarimiz, Uyg'urlarga nisbatan bizning hozir beshimizga ajoyib bir iyg'ir fojiali kunlar keldi. Bu haqda so'zladik. Endi yana davomliq mushu haqqi aloqador masalalarni so'zlaymiz. Lekin bugungi masala yaxshi boy qilib, bugungi masalani yaxshi tushansak, bu masala bizni dunyo oxiratda ziyonkorlikdan saqlab qoladi. Davoyimizga nurg'un foydaliq bo'ladi, ham eng muhimi oxiratda yuzimizni oq qiladi. Qarindoshlarim, bu Uyg'urlarningki beshig'i kelgan musibat bu tarixning bir davrilik qonuniyati. Chunki bu dunyo ham xoshal bo'ladigan, ham g'am-g'ussaga to'lgan dunyo. Kulganlar kulib qolmaydi, yig'laganlar davomli yig'lab qolmaydi. Bizni beshimizga keldi. Burunqilarning beshig'i kelgan bu kun. Bundan keyingilarmi xuddi biz ilgirikilardan ibrat olmagandek, bizdan ibrat olmasa, yana mushkun keyingilarga mi keladi? Endi davlatlar quriladi, davlatlar yiqiladi. Biz Uyg'urlar tarixda ajoyib shonliq, ajoyib ulug' davlatlarni qurgan. Hun imperiyasi, Urxun xonligi, Idiqut xonligi, Qaraxonlar xonligi, Chag'atoy xonligi, Sa'diya xonligidan iborat mana bu shundoq shonliq bir xonliqlarni qurgan bir millat. Ammo bu shundoq ulug' bir millatning avlodi bo'lgan sizlar biz g'obillik, beparvolik, g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldik. Men bugun sizlarga buni demoqchi. G'obillik, g'aflat degan nima desanglar qarindoshlar? Inson his qilishga tegishlik ishlarni his qilishni yo'qotib qo'yish. Ya'ni sen bir inson bo'lib sifatang olan, sen bir musulmon bo'lib sifatang olan o'zing his qilishga tegishlik ishlarni his qilishni yo'qotib qo'ysang, o'zingda bu his tuyg'u bo'lmay qolib qolsa, sen g'aflatga patqan g'obil inson bo'lasan. Endi bir odam o'zininki tijoratlardan g'aflat qolsa yoki oilasidan baltarbiylashdan dunyo ishlaridan g'aflat qolsa, xaqlar buni darhol ayiblab, voy sen beparvo bo'lib ketding, sen diqqat qilmaydigan bo'lib ketding deb buni ayiblaydi. Ammo eng xatarligi bir inson o'zining dinidan o'zininki oxiratligidan, o'zining iymonidan va osmon zaminni yaratgan Rabbining bo'yniga yuklagan majburiyatlardan g'aflat qilish bo'lsa, bu eng xatarlik. Bu har bir shaxsi xatarlik, har bir millatga xatarlik, eng xatarligi bu qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz bugun mana bu haqda to'xtalamiz. Endi bu g'aflat tushgandikilar oqibatimiz nim bo'ldi desa, bu dunyoda halokat, oxiratda do'zax bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innal lazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar fa bima kanu yaksibun. Biz bilan uchrashishni o'ylamaganlar dedi.
Yani Allah'ını aldığı verip, hesap verip, bu dünyanın imtihan, sınak dünyası kendilerini unutup, ahiretinin hesap, mukabat dünyalığını unutup, muşu bizi bilen uçuruşunu uylumak Allah olsa ve muşu dünyada dünyalık diken muşu, hayat diken muşu deyip, hatırcam yüzünün hazırlığı halde hatırcam bulup, künlü maçtak ütkezgen olsa, bunlar beni aşılar olsa, gaflet patkığa patkan bulut. Ularının ki bardığan cayı, ularının yüzünün kılmış sebeplik dozak buludu dedi. Ben size de, bu başlam dedim, bugünkü tema nait, katerlik tema dedim. Bu tema hakikaten katerlik kardeşler. Çünkü bardığaya dozak. Hem de dozaktım başka neyimiz yan bak kardeşler. Allah'ın rahmeti erişkendeyken yine neyimi payda var? Dozak kamıptılar oğandakin, yine onun dinkin ne ziyan bağ kardeşlerimiz. Şunun için ben bugün bu temanın ayeti muhim değişim şu. Hem de bu gaflet meselesi kesek. Hem de ben bu dersini sözleştik ki maksadım. Muşu bazı kardeşlerimizin ki gaflet çümüp kalan kırındaşlarımız olsa şulanı uyğutuş. Havai hevesinin keyni girip, yüzünün şahsi menfaatinin keyni girip, ahiretini, Allah'ını, yüzünün dini, milli, mecburiyetini unutup kalan olsa bulanı tenbihleş için bu dersini sözlep oturup demek. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şundaktaydı. اقترب الناس اقترب الساعة الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده بزنا قد تختن به لابن مديدو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون insanların ki hesap kitap vakti yıkılıp buldu ve halen ki onlar gaflette bu hesap birişini uylumay jüriydi o dedi. Öyle bakınlar kardeşler. Allah mehsus bir sürünü muş ayetle başlayan. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٌ مُعْرِدُونَ Ey insallah senin hesap kitabı vaktine tuş buldu. Çünkü sen tuğulgan gündün tatip ölümüge karapmanısı. Hayatında bir gün, bir saat, bir minut ötse bu senin şu hesapka yakınlaşkan onu bildirdi. Dep Allah muşundak agahlandı oğallıktan, memu muşundak agahlandırdı. Agahlandı maç kardeşler. Küller ütüvatudu, saatler ütüvatudu, bazıları kilovatudu. Künde tahminen 300 bin adam dünyaya tuğuluvatudu. 150 bin adam künde bu dünyadan ahiret seferine kılvatudu. Anılar tuğuvatudu, tupraklar insanı yavatudu. Bunundan biz ibret almışsak, bunundan biz ders çıkarmışsak kardeşlerimiz, bu doğru, biz Uygur halkı hazır, vay beşimiz ağa geldi, beşimiz ma geldi de hemimiz şu işle olan bulup, kolumuz cıngıl şerket kılvatımız. Ama bu işle biz ne kardeşler? Allah'tan, Allah'ın dinidin ve şundakla ahireti hesap bırdığallıkdın biz ne meşgul kılmasak gerek, biz ne gaflet koymasak gerek. Her bir Müslüman, yani şu gaflet, men gaflet var mı yok mu, men gaflet küçüktüm mü, küçümdüm bunu oyluş gerek. Çünkü ben ne için bu dersin sözlep kaldım insanın kardeşler. Uygur halkı tekçe şunçula gaflettin uygu tutuğun, agahlandırış, şundak kızıl çırak, şundak peşimizde musibet kese, lakin yani nuruk, toğra nurgun kardeşlerimiz uygangan bozu mu? Ama yeni lan nurgun kardeşlerimiz uygunanmaya atıdı. Ular özünün dini depsende kılınmazsa, yüzünün şen şerifi, yüzünün zimini, tüpürükü, ağaç sığırları, evlatları, kadir kımmeti depsende kalınmazsa, buna gaflet uykusundan uygulanmayı tutur. Allah Subhanahu ve Teala, Kur'an-ı Kerim'de bir Müslümanın ki muşu, hasret çıkıştın burun, uygunup, yüzünü tuğunup, üzgünü tuğunup, derhal, bu dünyanın imtihan dünyası kelleki. Bu dünya ahiret üçün kiçini kündüz olup, minutunu dakikalar olup,
imkoniyat yo'q yerdan imkoniyat chiqarib oxiratga tayyorda qildigan bir dunyo ekanligini bizga eslatib Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sila yaxshi ko'rmaydigan, sila o'ylashni xolamaydigan ulum bo'lsa cho'qqim sizlarni topadi deydi qarindoshlar. Sizlar ularni uchrashsa, ondan keyin bu ulum sizlarni yushurun oshkora barliq ishlarni bilib turadigan zotning qishiga apurdi. Va u yerda sizning barliq qilgan atkiningizlar oldinglar qo'yilib, manda ishni qilgan teng deb shu yerda sizlarga xabar berildi deydi. Endi demak bu oyatdan nima tushunamiz desak, mana kech kunduz almashadi, bir avlod ketadi, bir avlod keladi. Ya'ni buningdan sen chuqum Allohning oldiga borsa ey inson, buni unutma. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zil jalali val ikram. Zimminning ustidagi barliq jallihlar fanidir, tugaydi. Rabbing taoladan boshqa hammasi qolmaydi deb biz Alloh bu hukmni qilib atgan. Allohni oldiga bormaydigan, Allohni oldi turib hisob bermaydigan ish yo'q qarindoshlarimiz. Bu bir haqiqat, bu Qur'ondan iborat mo'jizlik, Allohning kalomida aniq-aniq bayon qilingan. O'ylab baqinglar qarindoshlar, biz mush yashagan kunlarimizda ba'zi qarindoshlarimizning jinosini ko'tirmiz. Bu nimani tushundirdi bo'lsa, ata biz shu jinozda ko'tirilamiz boshqalar tarafdan. U qarindoshimizni oxiratga uzatib qo'yish uchun qabristonlikka berib, qabristonlikka kirimiz. Orqadan uyimizga ketimiz. Hammamizning beshig'i shu kun kildiki, bir kunda qabristonlikka boramiz, qaytib uyimizga ketmaymiz. Biz hozir uyimizdan chiqib, kechdi uyimizga qaytamiz. Shuni bilib qo'yinglarki, qarindoshlarim, ey mushsizimni anglayotganlar, bir kuni uydan chiqitimiz, mangu qaytib kelmaymiz. Mana bugun bir mushsizimni anglagan qarindoshlarga buni asl tush uchun. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda fazakkir deydi. Ey Muhammad alayhisalom, insonlarni ogohlantirgin, insonlarni g'aflat uyqusini uyg'otgin degan. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni izni bosqan, sizlar biz bir-birimizni mushundoq ogohlantirib, uyqudan uyg'otishni to'g'ri topdik. Endi qarindoshlarimiz mushu g'aflatda qolgan kishilarda qandoq bir ahvol bo'ladi desanglar, mush g'aflatda qolgan kishilar asosiy jihatdan Alloh, din, oxirat, ulum degan gapni ancha e'tibor qilib ketmaydi. U yoki o'zini nayti bir siyosiyun deyish mumkin, o'zini nayti bir iqtisodshunos deyish mumkin, o'zini bir oliy ma'lumotli kishi deyish mumkin, o'zini bir tijoratchi deyish mumkin. Hammasi ash o'zining qilgan ishini nayti cho'ng bilib, mu ishlar bilan mashg'ul bo'lib, uning qalbidan ni din davosi, ni bir izilgan millatning davosi, nadi bir zulmu qarishtirish bular yo'q. Birdam u gapni qilayotgan asos jihatdan tayin o'qishlar bilan mashg'ul bo'lib, o'zining kundan kuniga Allohga yaqinlashayotganligini bilmaydi yoki kallisdi bo'lsmi bilmaslik qilib, buningga diqqat e'tiborini bermaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu haqda mush dunyoni bizga tasvirlab shundoq deydi. Endi nurg'un odamlarimiz mana shu aspas da'vat qilamiz. Aspas Allohning kalomini anglatamiz. Ular bundoq surullardan qochdi. Tabliğ dis besh og'riydi. Allohning gipos besh og'riydi. Musulmonlarni har xil ayblar bilan ayblaydi. Musulmonlarni xatoligini opirib dinga otib qo'ydi. Musulmonlarning xatoligi bilan dindan og'rinadi. Balki ba'zanlari xuddi Allohdan og'rinib, voy biz mushkuni qalsaq karomidigan musulmonlar karomi deb o'zining mushu mas'uliyatidan qochadigan, mas'uliyatini his qilmaydigan ahvolda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda i'lamu annamal hayatud dunyo lahvun va la'ibun
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أي إنسان الله شنو بلا الله حياة الدنيا فقط مش دنيا نخدمك Şundak bir, bu bir kümül içiş, oynaş, vay açıraylık, maçıraylık deyiş, üzümüzdeki cemaati olan, mal mülük olan pekırılış, bu hayat dünyadaydı. Bu hayat dünya muşrudaydı. Dep bunu, bu hayat dünya çakmak çakıp, bir mol yakkan yağmur okşaydı. Yağmur yakkandakin zimin şunda yeşillik tunudu. Bu dünyanı fakat muş dünyada düşünüp kalganlar. Bu yeşillik olan hayran kılıp. Vay ne mi digen de üzünün aşu havai hevesi, üzününki rahati ve üzü olan meşgul buludu. Şuna olan bu yeşillik azırak sağırışkı başlaydı. Anandınkin hemisi kurup tügeydi. Hayat dünya muşu dedi kardeşler. Hayatlık demek bir yağmur yağdı, zemini yeşilçilik tuludu. Anındakin o yeşilçilik malum müddet tuğandakin asla sağırışkı başlaydı. Andakin hemisi kuruk ot çöpkü aylandı. Bana bu hayat. Demek bu hayat ne sen fakat uyun tamaşa, mal dünya toplaş, bu dünyanın naz-ı nimetlerden behremen buluş deflam oylap kalma. Doğru bu dünyada mal var, bu dünyada huzurlansan bulunur, bu dünyada hoşallansan bulunur. Lakin dünya fakat bulamayız. Çünkü bu tüyüp getirdi dedi kardeşlerimiz. Şunu için Allah Subhanahu ve Teala bizi agahlandırdı. Hem de şu gafletke ya ki gafıllıkka duçar boğalarının asaslık alamet nimedir şu muşu kardeşler. Muşu dünya asaslık bu gap kısı dünyadan gap kılıdı. Gap kısı üzünün palaniyat manda aşkanı varken, tamıga manda okşaydıken, palaniyat sayat kıvadık. Dep üzünün balları velen, üzünün şahsi menfaat velen, fakat dünyanı ve ahiretini, ölümünü, Allah'ını, dinini unutup gidiyordu. Ya ki bunun o kümül bilmeydi. Unutuk etmesin mi çoğu? Ben Allah'a işinmen, ben Müslüman dep koydu. Ama bu meselini ciddi estağidil hayatının mühim birlemçi meselesine meselesi katardı, koymaydı. Bu en çok alametlerinden birisi. Hem de ben bugün muş dersimde en agahlandırdığın gafil kişiler kim olduysa ula tuğra namaz okuyduğun tek ruz tutuğun kişiler buluş mümkün. Belkim azdına balı okutuvatkan ya ki birem mektep başkan kişiler buluş mümkün. Ama bula dinin malum kısmını tutup, ya ki dinin hazır mühim emez kısmını tutup, hazır ki en mühim yerlerini taşlap koygan kişiler, manı bu hakika kapılı kişiler. Mesela, menden kişiler soraydı. Minin bir hoşnam ba, bana o hoşnam dinini ügetkendi. Ben şu hoşnam arkalık bu dinini tunudum. Ama hala bugünkünü kegen çağda hoşnam namaz okuydu, ayalları şundak yakşı kiyinidu. Ama zalim komünistlere karşı hiç kanda hareketini kımaydı. Her kıl bani sebeple olan ya ki bizden tukallarımız avulamı ki ya ki kin veten kaytanmayımız mı ki diyendek muşundak bilcirlap muş dava katlaşmaydı de. Diye sorgan sualları vardı. Demek manı muşulla namuzu kutturup, yakşı kutturup gaflet kağalı kardeşler. Bizden dinimiz ziralı, riallık dini. Dinimizde kardeşler, ma dinimiz manda gappa. Bir yurtta pahişe zina evcasa, o yurtki ahunum namazdan gap kısa Allah ve Allah'ın Resulü hıyanat kan buludu. O çünkü pahiş zina doğruluk gap kılış gerek. Çünkü yurtki riallık şu dayıdı. Hem de hazır bizden beşimiz kumuşunda iğri külle kese. Bizler üçün Arap'la, İngiliz'le, Ahtellik'le, Kartellik'le, bütün dünya biz üçün yakıldı. Ama şunda içindim ki hazır bana muşu bazı mesela yapın Kanada, Avrupa devletlerden muş nurgun kişilerin ki muş dava olan zulümü karıştırış. Ey kırındaşlarımız. Bu hazır ki bizden zulümge, komünistlığa karıştırıp vatanımızı kurdaş,
Bizga Allah'a iman etkandik ki lan en mühim muşu vakitinin farzı kırındaşlar. Muşu vakitte onu kımay başkışını kıgallık dinle top kılıp oyunu kıgallık kırındaşlarımız. Manu bu gaflet. Men muş ne ata eten nurgun kırındaşlarımızga deyişçün bunu davatı men. Hazır kırındaşlarımız kanda kılışımız gerek. Namazını cahide okuyumuz. Halal rızık tep yeyimiz. Ballarımızga kümül bilimiz, ballarımızın yakşı mekteplerde okutumuz, ünürümüz omuz, üney günümüz. Ama asaslık işimiz nimet ise, hutun erdin sormayı, balı dadıdın sormayı, karızlar karzigistin sormayı, iş kandak bana ve şarait sebeplik bir bana izlemeyi, aşu vatanımızın kutkuzuş, zalimlerini vatandan kovlap çıkırış, vatanımızda adaletini berpa kılış, aşu necislerinin kol asıda depsedini kılatkan ağaç sanılarımını kutkuzuş, aş bulganıgan tufrağını kutkuzuş, şunlan şu yerde depsedini kılatkan dinini kutkuzuş, bizden başta tıplanmaydıgan dini ve insani milli mecburiyetimiz bu nöbet ki biz kılıçdikçilik din. Bunu kımıganla, vay men kitap izvatime, vay men anık vatime, men kişilerin namaz okuşunu gütü vatime, del gaplettik insanlar mı şu kardeşler. Gaplet khaterlik mi khaterlik emes mi ki? Bazenleri bir tülü kutun kası bazı, işkit kaltı, unep birip. Bazenleri ben daha bu ukvatka uçuk tötköy pulurup, men kıldığa işimini kıldığım diyenlik, minin davatkını ma gaplette, gaplet küçükkenlik. Ama onu mı kılmayı, bunu mı kılmayı, davamı kılmayı, iş kanda, iş kımgalla, men bu doğruluk sözlümeyme, çünkü onlar tügeşken adamlar. Onlar tügeşken adamlar. Meni sözlümek çoğunum bu şu. En ahırsta, менин дайдыгыным карындашлар Аллах субханаху ва тааля шундай дейди фазуку бима наситум лиқаа йаумикум хаза фазуку бима наситум лиқаа йаумикум хаза сила мушу менин алдымга келидиган күнү унтулуп калган себептен бу азапны тетеңлар деп Аллах субханаху ва тааля муну мушунда гаплет түшкөн карындашларыбызны агаһландырып атты. Uygun aile kardeşler. Kabrini kabrinin zulmetini, ölümünü ölümünün sekratını, açık zahirdin sekratını, mehşerga meydanıdaki inçki hesap kitaplarını. Bunu oylayla kardeşimiz. Bu hak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duası da ey Allah men sını guvaklı men bütün periştelerini guvaklı guvaklık tadıp şunda deymen ki cennet hak, dozak hak, kabirini tırılmak hak, hesap hak deyip müjde hak digen Kur'an-ı Kerim hak digen bu hak kardeşlerimiz. Bu çakçak kıldığan mesele emez. Şunun için kıyamet günüsü bunu oylanla. Ey kardeşler. Hemimiz ölümge işinimiz. Onda boğandakinin hayatını şunu maslaştırıp yaşa demekçe. Sen ölümge işin ise ammasının kıvatkan işin, tepekkurun, yürüp duruşun bunun maslaşmaydı. Gipimle şunu olan ahırlaştırmen. En akıllık adam hesabıga ölümünü, ahiretini, Allah'ını koşup yaşayan adamlar. Bu hakikaten akıllık adamlar. En düt adam ahiretini, Allah'ını yüzünün hesabından çıkarıp etip fakat muş dünyadılam köygen ve muşunun üçün ter, can, kan, akkuzgan biçarıyla bu en düt adam. Bunu bilip koyun kardeşler. Sen kandak bir âli mekteplerini yukur en iyisil diplomlarını götürüvagan bolsan mı? Senin hesabında Allah, ahiret, kıyamet bulmaydıken sen en düt adam. Şunun için en akıllık, en isil, en noç adam kim oldu ise doğru bu dünyada normal yaşaysan ama hesabatında Allah'ını, ahiretini çok kum çıkar etmeyse, hesabda ben yaşaysa, şunun hesabını kılsa, şunun tayyarlıkını kılsa, ben hamın gün muş dünyada hamın bir gün Allah'ın aldığı var mı? Ben cinazdan töpsüge çıkıp karanlık kabirge koyulum. Şu kabirde senin refikin kim o? Senin hemrayin kim o? Bunu oylayışın gerek kardeşimiz. Bu bağ, bu hak, kıyamet hak, ölüm hak. Hiç kalsımız inkar kılamayız. Bunu hak diyendikin sen hayatını şu asas programlaştı. Hayatını şu bunç yaşa. Allah sana muşu hıttay kumnuslardak yeri şağırdaki en bir iplas kapıra karıştırış pırsını verip.
Bu üçün ne iş kısan ibadet? Allah en yakış gördüğün iş. Bunu kıl. Bu yemeklerini halal ye. Allah çekilgen yoldun yan. Allah kıl digenini kıl. Çünkü sen Allah'ın aldığı verip hesap verirse. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben yetküzdüm. İnşallah hemimizden emel kılışığa. Allah subhanahu wa ta'ala nisip kıyasın kırındaşla. Bunu takıtıp kıyonla. Belki gaflet düşken bir kırındaşımız. Ben nim buldum da hudu uykudan kopkanda uğunup kalsa. Bu sebebimizi koşulup kalsa. Hemimizgiten acır buludu. Hemmenlığa köp rahmet.